Peki süreçte en çok etkilenen yeme içme sektörü için önlemler yeterli mi? Esnaf için önlemler yeterli mi de esnaf seslerini duyuramamaktan, desteklerin de yetersizliğinden ve borçlarını ödeyememekten şikayetçi haberimizde de gördünüz. Bugün de seslerini duyurmak için çok sayıda dernek 4 ilde eş zamanlı olarak bir araya gelecek. İstanbul'da da eylemin adresi Kadıköy olacak. Şimdi karşımızda Beşiktaş Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı Hasan Durmuş var. Dernek Başkan Yardımcısı Sayın Durmuş'a hemen sözü bırakacağım. Sayın Durmuş iyi sabahlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba iyi sabahlar kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben sormak istiyorum. Ee, orada esnafın nabzını tutan biri olarak size gelen şikayetler elbette evet. ki vardır, sıkıntılar elbette ki vardır ama hı hı. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da rakamlar ortada, kapanan falan yok dedi. Bizim de aklımız karıştı. Biraz sizden bir bilgi alalım. Kapanan var mı? Esnaf ne durumda? Şöyle, kapanan tabii ki var. Biz en azından Beşiktaş'ta örnek vermek istiyorum size. Yani yaklaşık 700 tane üyemiz var. Şu anda 200-250 üyemize zaten hiç e, ulaşamıyoruz, e, görüşemiyoruz, konuşamıyoruz onlarla. E, çevremizde, yakın çevremizde onlarca iş yeri e, açılmamak üzere kapandı ya da devretmek istiyor. E, devirli kiralık, satlık ilanlarıyla e, doldu Beşiktaş. E, diğer semtlerde de farklı değil. E, arkadaşlarımızla görüşüyoruz dernek başkanlarıyla. Orada da keza aynı sorunlar var. E, bugün e, Kadıköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Avcılar ve emekçi çalışan sendikalarımızla Kadıköy'de olacağız. Sesimizi bir kez daha meydanlarda yükselteceğiz ama görüyoruz ki bu süreçte hiçbir destek verilmiyor, yardım verilmiyor. 11-12 ay oldu yani bir yıl oldu. Kapanan, tamamen kapanan dükkanlar var. Yani ruhsatında Bar, kulüp, gece kulübü yazan işletmeler, nargileciler bir senedir kapalı. Diğer esnaf yine bir şekilde paket servisle falan idare etmeye çalışıyor ama aslında acı olan bunların durumu. Evet. Bunlar da az sayıda değil, çok fazla var. Evet, şimdi o zaman ortada böyle bir sıkıntı varken hemen sormak istiyorum. Yeterli değil tabii ki yapılan yardımlar ama özellikle Avrupa'ya hmm. baktığımızda, birçok ülkeye baktığımızda esnafa, ...ciddi yardımlar yapıldı. Elektrik, su, doğalgaz hiçbir şey alınmadı bu süreçte. Sigorta e, keza ödemeleri durduruldu. Gerçi Türkiye'de de yavaş yavaş bu adımlar var ama yeterli değil. Sizin bununla ilgili talepleriniz nelerdi ya da size gelen? En azından kapanmamak adına, evet şimdi kapalılar ama... ...şöyle de bir gerçek var, ayakta durabilmek için... ...bir takım evlerini satanlar var, elindekini avucundakini harcayanlar var. E, pandemi sürecini atlattıktan sonra insanların... Ee, tekrar hayata başlayabilmesi için nasıl bir destek yapılması gerekiyor özellikle esnafa? Şöyle ben hemen başımdan geçen bir olayı anlatayım. Geçen hafta yaşandı. Bizzat kendi iş yerimle alakalı. Elektrik faturamı ödememişim ki zaten ödeyemiyoruz malum. Ee, sırf elektriğimi kesmek için bana ulaştılar. Ee, dükkanımı açtılar ve elektriğimi kesmek için yani o kadar çaba sarf ettiler. Hani bırakın elektrik fatura filan desteğini. İşyerlerin elektriği, suyu kesiliyor. Yani çalışmayan dükkanın, çalışmayan işyerin elektriği, suyu, doğalgazı kesiliyor. E, biz böyle bir durumdayız maalesef. E, biz e, defalarca kez haykırdık. Yani e, banka ödemelerimizin faizsiz ertelenmesi lazım. E, kapalı olan süreçte vergilerin, KDV'nin, sigortanın, Bağkur'un alınmaması gerekiyor. Hadi alınmamasından vazgeçtik. En azından onların da ertelenmesini talep ettik. Ama maalesef e, hiçbir şekilde e, sesimiz duyulmuyor. Hele ki e, çalışanlarımızın durumu daha da acı. Hı hı. E, kısa çalışma ödeneği e, alıyorlar. E, bu da çok e, zor şartlarda. Yani e, Mesela benim e, 15 tane çalışanım vardı. E, 3 kişi sadece alabildi. E, milyonlarca insan, milyonlarca genç e, bu sektörün milyonlarca çalışanı şu anda perişan vaziyette. Zaten aldıkları para da çok komik. 40 lira bir günlük ödeme yapılıyor. 1200 liraya geliyor toplamda. E, maalesef çok zor durumdayız. Yani hem evet. işverenler iş hem çalışanlar e, çok az bir sayı değil bu. Yani gerçekten milyonlarca insan var. Hı hı. E, bizimle birlikte bir de tedarikçi firmalarımızı e, sayarsanız e, büyük bir rakamımız biz. Evet. Şimdi mücbir sebep kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi. Bu da aslında olumlu hmm. bir olay ama bunun çok önceden mi yapılması gerekiyordu? Yani e, bugüne kadar e, yani bugüne şimdi... kadar dayananlar zaten bir şekilde e, durdu ama bundan sonra zaten sıkıntılı bir süreç başlayacak. Bununla ilgili neler evet. söyleyeceksiniz? Şöyle e, yani gecikmiş bir karardı. Tamam. Evet, sevindirici ama e, çok gecikmiş bir karardı. E, bugün e, sigortasını Bağ-Kur'unu ödemeyen e, esnaf var. Onlarca, yüzlerce, binlerce esnaf var. Bunlar sağlık sektöründe sağlıktan da faydalanamıyorlar. Böyle de bir zor durumları var. Yani artık artık iş yerlerin açılması lazım. Yani pandemi evet tamam bir senedir var doğrudur. Yani tedbirler alınırsa, tedbirler alınırsa iş yerleri açılır. Bugün her yere girilebiliyor HES koduyla. Alışveriş merkezleri, toplu ulaşım, uçaklar. Her yerde HES koduyla girebiliyorsun. Neden iş yerlerimizde HES koduyla girilmesin? Hı hı. Çok zor bir şey değil. E, bu tedbirler alınırsa e, açılabilir. Ama evet. ısrarla özellikle bizim bu sektör, e, özellikle diyorum çünkü e, anlamsız bir şekilde e, bir tek açılmayan, bir tek zorda kalan, bir tek ısrarla kapalı tutulan e, bizim sektör. Evet Aslında sadece sizin sektörde etkilenmiyor. Bu noktada esnaf gıda, yeme içme restoranlara etkileniyor ama... ...oraya gelene kadar ki gelen tarladan, sebzesinden, meyvesinden, tabii ki, halinden... Tabii ki, tabii ki. ...yani orada tabii da ki. bir yapılanma var. Ayrıca özellikle garsonlar, özellikle bahşiş sistemiyle... ...şimdi sadece maaşı değil, maaşı çok düşük oluyor ama... ...hizmeti karşılığında evet. da bahşişle geçinen, buradan ciddi bir gelir elde eden bir kısım insan var... Bunlar da dolaylı olarak etkilenmiş oluyor değil mi? 2 milyon 2 milyon çalışan var. 2 milyon e, bu sektörde e, garson, komi, bulaşıkçı, aşçı olarak çalışan. Bunlar gündelik gündelik çalışan insanlar. E, bunlar bir hafta çalışmasa e, kirasını ödeyemez, geçinemez. Yani e, düşünün uzun zamandır 11 aydır, 12 aydır e, kapalı olan mekanların çalışanları var. Yani bunlara, bunlara nasıl duyarsız kalınıyor? Ee, çok şaşırıyoruz. İlginç. Biz kendi e, çabamızla yardımlar yapıyoruz. E, Sağolsun bazı belediyeler de e, kaymakamlıklar da bize destek verdiler. E, gıda paketleri falan hazırladık, dernek aracılığıyla onlara ulaştırabildik. Ama yetersiz kalıyor tabii ki. Evet, gıda sektöründe, restoran sektöründe çalışıp sonra gıda ihtiyacına haiz olmak da aslında çok enteresan bir tablo. Maalesef, maalesef. Şimdi maalesef, hemen evet. eylem planını sormak istiyorum. Artık yeter dedi herhalde esnaf. Sesinizde evet. duymak istiyorsunuz ve eylem planı var. Biz de o yüzden sizi yayına bağlıyoruz. Halkın kanalında, <laughs> Halk TV'de sesimizi duyuralım, Teşekkür sıkıntıları eder, evet. bile getirelim diye. Eylem planından biraz bahseder misiniz? Nasıl bir yol izlenecek bundan sonra? Şöyle, e, biz e, bugün e, tedbirlerin en sert şekilde alınarak iş yerlerinin açılmasını talep edeceğiz. E, HES koduyla, müşterilerimizin HES koduyla içeri alınabileceğini söyleyeceğiz. E, aşılamada bu sektörün çalışanlarını ve bizlere öncelik tanınıp e, riski biraz daha azaltmalarını isteyeceğiz. E, hijyen koşullarının tavizsiz bir şekilde e, denetlenip e, en sert ce cezalara da razıyız. Bunların da e, olmasını isteyeceğiz. E, sosyal mesafeyi zaten en baştan belli masalarımız arasında yapmıştık. Bunu daha da e, arttırarak, daha da genel şekilde getirerek e, bu mesafelere dair bir an önce iş yerlerimizin açılmasını talep ediyoruz. E, bu iş biraz daha uzarsa e, sektörün e, %30'unun, %40'ının bir daha açılmayacak şekilde kapanacağını e, söyleyeceğiz. hı. hı. Sayın Durmuş siz de e, birçok e, bu sektörde olan yine TÜRİT Başkanı'nı da ağırlamıştık. E, yani bir şey yapılacaksa bir önlem alınacaksa 14 günlük bir kapanma olacaksa hep birlikte taşın altına elimizi koyalım. Her şey ve herkes kapansın tamamen rakamları aşağıya çekelim ondan sonra en azından bilelim. Şimdi bilinmezlik var aylar günler ne olduğu da bilinmiyor. Siz de yine e, aynı şeyi savunur musunuz? Yani bir 14 günlük 28 günlük tam bir kapanma olsa evet biz de kapandık dersiniz ama sadece sizin sektörün dediğiniz gibi avm'lere giriş var toplu taşımalara giriş var uçaklar e, vesaire hı hı. E, en sert önlemleri de alınsın ceza da evet, yazılsın evet, evet. hijyen evet, sertifikaları evet, evet. verip kontrol de edilsin ama biz artık evet. açılalım mı diyorsunuz son nokta gerekirse gerekirse e, sadece bunları uygulamayan esnaf kapatılsın buna da razıyız evet. çünkü bu bunun biz de ciddiyetinin farkındayız hastalık malum e, bizim de Ailemiz var, bizim de yakınlarımız var. Biz de bundan korkuyoruz. Zaten e, biz de bu kuralları alırken önce kendimiz için bunları e, alıyoruz. Sonra müşterilerimiz için sunuyoruz. E, şunu söyleyeceğim. E, esnafı bu, bu pandemide en çok zorlayan kısım ödemeleri oldu. İlk 3 ay kapanma döneminde e, çekilen krediler, ödenmeyen vergiler, ertelenen borçlar bu döneme denk geldi. Ee, bunun bir daha gözden geçirilmesi lazım, bir daha yapılandırılması lazım. Hı hı. Ee, en çok zora zora sokulan kısım burası, esnafın e, bu konuda yardıma ihtiyacı var. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Durmuş. Ee, diliyoruz ki en kısa sürede ülke olarak pandemi sürecini atlatırız, ee, esnaf da artık toparlanmaya başlar. Ee, yavaş yavaş haberler geç de kalınmış İnşallah. olsa, en azından vergi evet. borçlarının ötelenmesi gibi e, bir takım e, şeyler geliyor. Yeni alınan önlemler geliyor. Biraz rahatlatır sizi diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgi için sayın. Rica ederim, rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.